Yolcu ve yöneticilerden yaralananın olmadığı saldırı anında yaralanan şoförün kontrolü kaybetmesi üzerine takımın güvenliğinden sorumlu görevli biri faciayı önledi. Direksiyonun kontrolünü alarak otobüsün viyadükten uçmasını engelleyen güvenlik görevlisi daha sonra da frene basarak aracı durdurdu. Olay sonrası Karadeniz sahil yolu uzun bir süre trafiğe kapatılırken Fenerbahçe kafilesi polise ait zırhlı araçla havalimanına götürüldü. Özel bir uçakla yola çıkan sarı lacivertliler gece 1 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Yapılan incelemeler sonucu saldırının pompalı tüfekle yapıldığı belirlendi. Yaralı şoför Ufuk Kıran'ın hayati tehlikesinin olmadığı, yüzünün sol tarafından bir kurşun girişiyle metal parçalar bulunduğu belirtildi.